Adıyaman'ın mı Urfa'nın mı tartışmasının ardından şimdi de kestane şekeri İzmir'in mi Bursa'nın mı tartışması başladı. Ama biri elini çabuk tuttu, patenti kaptı. Kestane şekeri deyince aklınıza İzmir mi gelir, Bursa mı? Aslında İzmir gelir. Bursa. 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 İzmir var mı aklıma gelen? Bursa. Bursa, Bursa. Bursa, Bursa. Nerenin bu kestane şekeri? Bursa'nın. Bu kez tartışmanın odağında kestane şekeri var. Bursalılar bizim diyor, İzmirliler patentini çoktan aldı bile. Ben 30 yıldır bu sektörün içindeyim. Bugüne kadar İzmir'i hiç duymadım. Tartışmanın fitili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı bir afişle ateşlendi. O afişte kestane şekeri genel kanının aksine Bursa değil İzmir'e ait görünüyor. Dünyanın en verimli 3. ovasıdır. Küçük Menderes Ovası. Patent almak çok zor bir şey değil ki. Baklava Türk'tür, Türk kalacaktır. Kestane şekeri Bursa'dır, Bursa'nın kalacaktır. İzmir'miş, Bursa'ymış. Yeter ki o soğanı güzel yapsın. Elimde bir tabak özel hazırlanmış kestane şekeri var. Bursa kestane şekeri. Usta çok ısrar etti tadına bak diye. Harika. Ellerinize sağlık. Bursa sınıfı geçti. Kesin. İzmir Bozdağ kestane şekerinin başarısıysa tanelerinin iri, parlak, bütünlüğünün dağılmamış olmasında gizli. Bence İzmir'indir. Arkadaşım hep getiriyor, oradan biliyorum. Az önce gittiğimiz tatlıcıdan Bursa kestane şekeri aldık, sol tarafa koyduk. Bir de başka bir tatlıcıdan kapalı kutu İzmir kestane şekeri aldık. O da sağ tarafta. Şimdi bir de vatandaş testi yapacağız. Bakalım hangisini daha çok beğenecekler. Bir rica edeceğim, tadına bakın. Hangisi? Sol taraf. Sol taraf Bursa kestane şekeri. Bu taraf daha güzel. O İzmir'in. İnanmıyorum, bence Bursa kestane şekeridir bu. Yok, bu İzmir'in. Valla İzmir'de güzel yapıyormuş o zaman. Tebrik ederim İzmir'e. Bu daha güzel bence. İzmir'i seçtim. Bunun şerbeti daha çok oluyor. Bunun şerbeti az. Hangisini beğendin? Sağ taraftaki. Bursalı üretici boş durur mu? Kolları sıvadı. Onlar da coğrafi patent almak için başvurdu bile. Helal olsun diyelim.